Halki de üçüncü günümüzden günaydın. Yanımızdaki koca danalar gitmiş. Bu arada katamaran Sri Lanka icadıymış, Mert söyledi. Bak sen şu işe. Yelkenli ve Motorlu Çift kanalından herkese selamlar. Bu bölümümüzde güzeller güzeli Halki'yi gezmeye devam ediyoruz. Mert kaptan balık tutmaya niyetlendi. Bakalım tutabilecek mi? Sonrasında Halki'ye veda edip Alimiya Adası'na geçiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaleme. Yüzdük güzelce, rahatladık. İyi geldi. Kaptan sepet atmak istiyormuş. Öyle mi kaptan? Acayip balıklar ya. Akşam açıklar gelmeye bari. Denesin bakalım. Önce olacak. Bir şey sorayım ya. Olsa için yem var mı diye sorayım, geleyim bak. Meltemi teknesinin balıkçı dayısı vardı. Kaç gündür çekiyordum ya fotoğrafını, videosunu falan. Mert'e bir avuç çimçim vermiş. Belki diyor Mert 20 kilo falan vardır adamda diyor. Nereden bu? Onlar bence bunu da üretiyorlar. Evet ama yani kolay değil ki, o kıymetli bir şey yani. Bakın şimdi burada bir tane şey var, pasta bakery, fırın var. Dimitris zaten bir tane var. Öğleden sonra da kapanır. Onun müthiş bir şeylerinden almış Mert. Yam yam yam. Eline sağlık Mert kapmış. Su çok güzel. Umarım balık gelir Mert kapitana. Dipteki tonos taşı bile gözüküyor. Şimdi arkamızdaki İngiliz teknesi çıkacak. O da bizimle birlikte bordalamıştı T iskeleye. Ama arkamızda kalıyor. Çıkacaklar. Bu İngiliz denizcilerimiz 9 kaç yıl? 30 yıl mı? 40 yıl Bodrum'da yaşamışlar. Türkçeleri de güzel. Türkçeleri harika. Ama diyor Bodrum çok kalabalıklaştı, hani bozuldu vesaire diyor. Malum sebepler biliyoruz. Artık İspanya'ya göçmüşler, orada yaşıyorlarmış. Sıcaklardan kopamayan İngilizler. Emekli olunca öyle oluyor. Emekli time. Onun emeklisiyle bizim emeklimiz. Bak aynı senin annen baban gibi. Aynı benim annem babam, aynen. Annem babam. Ha, dur. Aynen annem babam gibi aynı. Onlar da işte İspanya'da mı yaşasak, Bodrum'da mı yaşasak? İspanya mı yoksa şey mi? Yani bu civarlar mı, onu planlıyorlar değil mi? Onu planlıyor annemler, Yunan adaları planlıyorlar hatta. Bay bay. Hemen köşedeyiz. Görüşürüz. Mert kapitanın balık tutma maceraları başladı. Valla ben barbunya pişmeye başladım artık. Gerisini balıklar bilecek. Gelmeleri lazım yani, evrene mesaj veriyoruz. Kaçırma. Mert kapitan. Neler yaptın? Oo. Çok bir şey yapamadık ama fena bir geçiyor. Hadi bakalım. Rastgele, rastgele. Koca balıklar geldi. Ekmek atayım mı? Eli boş mu, eli dolu mu geliyorsun? Hadi ya. Zayıf dedi kapitan. İyi. Güzel. Oo. Bir aç bakalım. Çok bir şey yaptı. İyi. Çektim. Kaptanımız balıkçıklarımızı temizliyor. Bak. Biraz daha halice tutabileydim iyiydi de. Bak bu bir porsiyon balık olsun. Bir porsiyon da ahtapot alırız. Karadeniz şeyden. Hayır biz almayacağız. Pişmiş alacağız. Onları hemen pakete koyuyor. Take away diyorsun. Böyle alüminyum kaba koyuyor hemen sıcak. Ahtapot bu.
Yanında da barbunya yap. Aman. Barbunya var. Barbunya yaptım. Bayağı konuşmayı unuttum ya. Bütün hepsi kelimelerin birbirine girdi. Buradaki evler ve villalar için daracık yollar için en uygun araç galiba o. Bu koklakya sanatının bir amacı da var arkadaşlar. Böyle sıcak olan bölgelerde bizim Arnavut kaldırımı gibi nasıl aralarına su dökersin, serinlik verir. Bunlar da taşların araları oldukça iri olduğu için akşamüstü su döküyorlar ve buraları serinletiyorlarmış. Önceden geometrik desenli yaparlarmış. Daha sonraları bir sürü şekiller eklemeye başlamışlar. Aziz Nikola Kilisesi'ne tekrar geldim bu arada. Yine kapalı ne yazık ki. Ağaçların üstüne iki tane kuş yapmışlar. Geleneksel halk evi diye bir şey var. Ama bilmiyorum kaç lira olduğunu. 2,5 euroya çok güzel bir yere geldim. Şunun güzelliklerine bakın. Nasıl kültürlerimiz aynı. Scafi. Hepsini tanımışlar. Sini. Çok iyi değil mi? Pinakoti. Ekmeği şekillendirir. Hiromilo, sandmil. Yani görüyorsunuz işte. Koskino. Trikiko. İstanbul. Ekmek yoğurma teknesi. Hepsini anlatmış burada çok güzel bir şekilde. Burası salon mutfak gibi bir yer. Bunlar da bu evin sahipleriymiş. Anti ve Mina Fanarakis. Allah rahmet eylesin diyelim. Gençlik. Şu telefonun güzelliğine bakın. Geleneksel haki kıyafetli bir bebek. Ben çok korkarım. Fazla bakamayacağım. Selamlar. Kocaman bir evdeyim. Of. Şu üzüm desenler bombaymış yalnız, danteller. Asma yaprakları ve üzüm. Kocaman bir vitrin. Merdivenlerden çıkıyoruz. En çok merak ettiğim zaten bir Yunan evinin içini görmekti. İyi oldu. Sandık. Geleneksel kıyafetler. Nasıl, hiç yabancı değil değil mi? Bu da tuman olmasın, tuman. Kilota. Kilota denilmiş bakın. Kazani. Peynir yapmak için kullanılırmış. 2 numara. İçerideki her şeyi tanıtmışlar yine. Şöyle göstereyim. Antinin bebekliğinden kalma bebeği. Oo, anladım şu. O kadar eski ki bebek. The Doll of My Mother Ante Fanafragaki from 1950. Uff.
50'lerden bir bebek yani. Peynir yapımında kullanılan kazani. 3 tamla. Su testileri. Evet, bizde de aynı. 4 incir veya zeytinyağı saklamak için kullanılırdı. 5 paliostra. Fare kapanı. Tüler zaten bizde de. Oil lamps. Lambaları biz de biliyoruz. Gaziera. Yemek pişirmek için. Ha, gaz ocağı. Kondemiri. Kondemiri kapıya asılan 9, nerede göremiyorum. İkinci kilitmiş. Ha, şu evet, duvarda. Vallahi aynı. Şimdi köyde de var aynısı bunların. Bu da dalgıçları dibe batırmak için kullanılan ağırlık. 11'de damizana yani. Tabii ki yağdanlık. Antinin düğününde takılan, Allah'ım ya Rabbim, taçlar. Taçları. Tek tek böyle yapılmış. Ve tabii ki çeyiz sandığı. Şunlar hala bana çok güzel gelir. Rahibe işi falan derlerdi bunlara. Demek ki Rumların aslında yaptıkları belki de. Bebekçik var burada. Bebeğin yanına ikon koymuşlar kurusun diye. Allah, lazımlık. Buyurun. Evimizin manzarası da güzelmiş tabii. Bir zamanlar. Hala güzel limana bakıyor. Madem bu ada yürüyüş adasıymış dedim. Bari şu değirmenlere kadar yürüyeyim dedim. Ancak yol, bir patika falan bulamadım. Şöyle dağlık arazide ilerlemeye çalışıyorum. Manzara çok güzel olmaya başladı. Kargalar bile bana gülüyor mu acaba şu anda? Dibine geldim ama şurada da bir patika olduğunu gördüm. Yalnız arka taraflardan geliyor patika. Yani bayağı nereden geliyor bilmiyorum. Benim çıktığım yer çok zordu. Şu kayalıklardan çıktım. Mert de beni silüet halinde görmüş. Ya Allah'ım, yani bunun yanı nasıl çıkılacak? Yemen'e geldik. Buradan Fitenagis Beach denen yerin de gözüküyor olması lazım. Yok, işte gözükmüyor. Tamamen sarp, kaya. Başka hiçbir şey değil. Yerlerde hep şöyle tahta parçaları var. Mekanizma parçaları var. Bu da demek ki yakın tarihe kadar bunlar kullanılıyormuş. Çünkü aslında yenice yani şöyle. Pislikleri var. Çıksam mı acaba? Kırıyor diye korkuyorum ama. Orada da var. O da artık kapalı kapısı. Ha, böyle. Bayağı kuşlar yuva yapmış. Artık yeter. Belgeselcilik görevimi bitiriyorum. Valla Parakalo derken, Marakalo derken, Olakalo derken Harki'deki vaktimizin sonuna geldik. 4. günden günaydın.
birazdan halatlarımızı çözeceğiz. Ve yandaki, aslında Halki'deyiz hala. Yandaki Potamus Beach'e gideceğiz. Potamus Koyu diye bir yer varmış. Bakalım oraya bir bakacağız. Bu arada sepetimiz boş çıktı. Hatta içinde tırtıllar çıktı. Deniz tırtılları zehirli. Çiyanlar. Israrlarıyla sallan yuvarlan Potamus Koyu dedikleri yere geldik. Burası günlük plaj olarak kullanılıyor. Tekne taksiler getiriyor. İşte şöyle şapel, kilise vesaireler var. Daha büyük bir plajı var Kania'dan. Şurası da Trahya dedikleri plaj. Tepede çok güzel kale var. O yürümesi imkansız olan manastırlı kale. Yürüyenler için güzel olur eminim. Bakalım buraya demir atıp biraz bakacakmışız. Yine turkuaz sulardayız Mert Kapetan. Şöyle güzel sulara demir attık. İnşallah tutmuştur diyerekten. Yoksa şu şapele doğru sürüklenebiliriz. Şu karşıda güzel bir plaj var ama onun önü kayalık. Bayağı kayalık. Anca botla falan. Yukarıda bile evler var, çok değişik. Şurada da bir tavernacık var. Çok soluganlı, evet, hiç zevksizmiş. Tamam, bizim marinamız da sallanıyordu ama şehrimiz çok güzeldi, Emporium'uz. Emporium'uz 1000 kat güzeldi. Kaptanımız Denizaltın. Denizaltının kuskum olduğunu söylüyor. Kumlar. Demek ki bu rengi kum da verebiliyormuş. Beyaz kum demek ki. Ya kaptanım, tekneye zor mu geldin? Evet, rüzgar çok itiyor. Çekiştiriyor değil mi? Evet. Su güzel gözüküyor ama valla. Ama yani renk müthiş ya. Zaten kum. Tam kum yani. Tek kummuş zaten. Arkaya doğru gitsek Karpatos'a giderdik ve Kasos'adır. Bakın Rodos bile şurada bitiyor. Bütün bu iskele tarafımız ise Halki. Evet, şimdi Alüminyum Karşısı. Gözüken yer. Bunlar çeşitli ada ve adacıklar. Halki'yi de geçtik zaten. Arkada kaldı. Vay vay Halki. Bakın ileride gözüküyor mu bilmiyorum. Açık denizde beyaz ordu var. Beyaz ordu ne? Köpüklü beyaz dalgalı ordu. Mermi atıyor. Kızgın. Bakalım. Evet, uzaktan bayağı topaç gibiymiş. Çok toparlak. Sijet nereye gitti Mert? 5 dakika. 2 dakika. Adam 5 dakikada Halki'den Kasos'a vardı, Sijet diye bir şey. Alimnia, yani Limonia'ya yaklaşıyoruz. Şu anda Alimnia ya da Alimia, Limonia adasındayız. Bu ada 2. Dünya Savaşı'na kadar yerleşim varmış. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerek fakirlikten gerekse İtalyan zulmünden dolayı terk edilmiş. O yüzden ada denebiliyor. Kayalık değil. Üstünde zamanında yerleşim olan yerlere ada deniyor. Böylece bizim de 22. adamız oldu Mert. Farkındaysak. Yunan adalarımız çoğaldı. Bir batık varmış şurada. Sanki şu mu batık? Bak şöyle bir... Ha. Şöyle bir dipten şey çıkıyor da direkt gibi. Nerede? Bak şurada. Bak şu tepenin bittiği yerin öbür tepenin başladığı yerde. Orada bir şey var. Batık var bence orada.
Karşıda terk edilmiş binalar var. Burada yelkenler geceliyor hep, tekneler. Aslında bakın yine iş sahibi olmak isteyenler buraya bence taverna açın. Topluyor mu diyorsun? Evet, topluyor da gibi. Bakın askeri binalar eski, terk edilmiş. Gidiyor gibi. Ama gidiyor olamaz, yüzenler var. Mert o gidiyor diyor da. Burası kum gibi. Ama bizi böyle çevirecek. Vallahi bilmiyorum kıçtan nereye bağlarım. Bir yapılar var ama. Burası az herhalde metresi. Evet, burası şey yok yani. Kum. Yani çok şeyin üstüne binmeyen de Allah korusun. İyi. Batık var. Hayır, burada şey var sadece, kestiş. Batıklı kestiş var o zaman altında. Kestiş var, bir tane de mandal giymiş, o halı.